reis cumhur sıfatıyla cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyetin milliye esaslarına riayet ve bunların... Bizdendir. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Huzurunuza gelecekler, diyecekler ki biz iktidar olacağız. Onlara deyin ki nasıl olacaksınız diye sormayın. Bir şey sorun. Hamsi kavağı çıkarmayın. Hamsi kavağı çıkarmayın. Hamsi kavağı çıkarsa onlar iktidar olur. Kıratın heybesinde. Sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin denize saklanmaya düşüyoruz. Biz milli... Senenin aydın kişisi, zamanı geldi çattı, gel kara olan, bu bozuk düzenden artık usan. Demokrasiye şantaj yapmayınız. Türkiye... Bugünlere gelmek için çok gayret sarf etmiştir. Çok ızdıraplardan geçmiştir. Evet, çok ızdıraplardan geçmiştir. Demokrasi için çok büyük merhalelerden gelmiş kayıplar, şehitler vermiştir. Beraber getirmiş. Galiba burayı başka yerle karıştırmış. Şimdi gelsin görsün bakalım hamsi kavağı nasıl çıkarmış. Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim. Çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şey. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için, bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmek. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakan. Milletimizin başı sağ olsun. Ama milletimizin başı aynı zamanda dik olsun. Eminim bugün bu şehitler al bayrağı sarılı bu tabutlardan başlarını kaldırsalar da milletimizin başı sağ olsun dediğimde onlar milletimizin başı dik olsun diyecekler. Hiçbir yerde bu toprağın asil çocukları arasında fitne çıkartılmasına izin vermeyeceğiz. Allah şahit olsun. Süphan Dağı şahit olsun. Van Gölü şahit olsun. Emanetiniz emanetimizdir.